Herkese merhaba arkadaşlar. Yeni bir video ile karşınızdayım. Arkamda yine bir Peugeot 308 var ama bu sefer station wagon karoserli. Hazır Fransa'ya 308 hatchback lansmanına gelmişken ve bu güzel araçla karşılaşmışken bunu da kısaca çekmek ve izlenimlerimi sizlerle paylaşmak istedim. O yüzden hiç vakit kaybetmiyorum ve 308 station wagon'u incelemeye başlıyoruz. Tasarım önden baktığınız zaman hatchback versiyonla birebir aynı. Yani şu açıdan baktığınız zaman neredeyse hiçbir fark yok. Yine yeni logoyu burada görüyorsunuz. 308 ibaresi onun üstünde. Burada yine GT versiyondaki bu panjur, işte yan taraftaki aslan dişi şeklindeki gündüz aydınlatması ve LED matrix farlar yine bu araçta da karşımıza çıkıyor. Ama tabii ki asıl farklılık işte aracın profiline geldiğiniz zaman kendini gösteriyor. Bayağı ihtişamlı, bayağı güzel görünüyor araç. Tabii bunda da yine diğer 308'de olduğu gibi çamurluk üstünde yeni Peugeot logosu kullanılıyor. Aynalarda da yine diğer testte söylediğim gibi farklı tasarım bu arada aynalar ama üzerinde de sinyaller var. Şimdi asıl can alıcı nokta burada karşımıza çıkıyor. Bakar mısınız şu estetiğe? Hakikaten bol bol kıvrımın olduğu, yani sportifliğin vurgulandığı ve sürtünme katsayısı anlamında da hatchback kardeşinden daha iyi değerler sunduğu söyleniyor 308 station wagon'un. Bakın şu, yani bagaj kapağında kendinden bir spoiler bile var. Bunun bagajını daha rahat açıyorsunuz. Daha bildiğiniz, alıştığınız tarzda. Yani benim hatchback'te zorlandığım gibi buralarda bir şey aramanıza gerek yok. Direkt plakanın burasından elektrikli olarak bagaj kapağını kaldırabiliyorsunuz. Yükleme hacminden bahsedeyim. Tabii ki kardeşinden çok daha iyi bir yükleme hacmi sunuyor. Burada 608 litrelik bir yükleme hacmi var. Yani aile kullanımını düşündüğünüz zaman tabii ki bu araç hatchback'ten çok daha mantıklı. Koltukları buralardan yatırabiliyorsunuz. Bakın bunları çektiğiniz zaman koltuklar bu şekilde yatabiliyor ve gördüğüm kadarıyla 40-20-40 oranında yatıyor koltuklar. Burada bir tane file var bagaj zemininin altında. Evet, burada kablolar var çünkü bu araç şarj edilebilir bir hibrit, yani plug-in hibrit. Burada onun çantasını görüyorsunuz. Buradan da o şarj edilebilir alana bakıyoruz. Yani aracın sol tarafında şarj etme bölümü bulunuyor. Şuradan kaputu, daha doğrusu depo kapağını açayım ve sağ tarafta da, sağ arka çamurlukta da buradan benzin doldurduğunuz yeri göstereyim. Bagajı elektrikli olarak açıp kapatabiliyorsunuz bu arada. Şuradan düğmeye basalım. Bagaj kapansın. Ve yani aslına bakarsanız aynı araçların farklı karoserleri olmasına rağmen, aynı stoplar kullanılıyor olmasına rağmen birbirinden çok farklı iki araç görüyoruz. Yani bilmiyorum sizler ne düşünüyorsunuz ama ben 308 station wagon'un tasarımını bayağı beğendim. Şöyle farklı açılardan size biraz göstermek istiyorum. Arka koltuklarına bakacak olursak. Şimdi aslına bakarsanız yani eski nesline göre burada biraz daha iyi diz mesafesi sunduğu söyleniyor ama baktığımız zaman yani standart o hatchback versiyondan çok da geniş değilmiş gibi. Yine bu araçta da cam tavan var. LED harita okuma lambaları var. Burada filelerimiz var. USB-C çıkışları, havalandırma menfezleri ve tamamen deri koltuklar. Niye oturmadın demeyin diye şöyle bir de arka koltuklara geçtim. Bakın diz mesafesi burada. Evet, yani hatchback'ten biraz daha geniş. Baş mesafesi o hemen hemen aynı. Yani rahatsınız, evet, hatchback'ten biraz daha rahat ama çok çok da ferah değil. Yani aracın uzunluğunu dikkate aldığınız zaman, yani boyutlarını, station wagon bir aile otomobili olduğunu dikkate alırsanız o kadar da geniş değil. Dış tasarımındaki bir diğer en belirgin farksa işte burada aracın tavanındaki raylar. Yani buradan baktığınız zaman ön çaprazdan da o rayları gördüğünüz anda diyorsunuz ki bu araç bir 308 station wagon. Gelelim 308 station wagon'un iç mekanına. Şimdi burayı çok detaylı anlatmayı düşünmüyorum. Çünkü zaten bu video ile ilgilendiyseniz, geldiyseniz muhtemelen 308 videosunu izlemişsinizdir. İzlemediyseniz de o videoyu mutlaka izlemenizi öneririm. Açıklamalardan linkini bulabilirsiniz videonun. Ben şimdi bu araçla sürüşe çıkacağım. Sürüş esnasında yine izlemeyenler, bilmeyenler için buralarla ilgili detayları ufak ufak sizlerle paylaşırım.
Şimdi bu araçta bu arada 308 testinde bahsettiğim 225 beygirlik şarj edilebilir hibrit motor kullanılıyor. Bu motorla ilgili tecrübelerimi, izlenimlerimi yol boyunca sizlerle paylaşacağım. Şimdi sıramızı bozmadan şöyle iç mekandaki detaylardan biraz bahsedelim. Bu araçta yine en yeni nesil iCockpit 3D kullanılıyor. Gayet güzel. Buradan onu konfigüre edebiliyorsunuz. Burada çok güzel bir dokunmatik ekran var. Onun altında da yine burada iToggle diye adlandırılan diğer dokunmatik ekranı kullanabiliyorsunuz. Bu tabi Allure ve üstündeki paketlerde geliyor. Yani daha altlarındaki paketleri aldığınız zaman burada böyle bir dokunmatik alan bulunmuyor. Bunu bilmeniz lazım. Yani böyle bir şey almanız için ekstra bedel vermeniz gerekecek. Şu anda göbeğin boşalmasını bekliyorum ben de yola çıkabilmek için. Evet, yola çıktık. Buralarda biliyorsunuz göbekleri dönmek sıra beklemeyi gerektiriyor ve buradan da tekrar sinyalimizi verip çıkıyoruz. Genel olarak oturduğunuzda çok büyük farklılıklar yok. Sadece biraz daha yukarıda oturuyor gibisiniz. Yani ben hani koltuğu en alt konuma almama rağmen bana biraz yüksekte geldi. Bir diğer dikkatimi çeken şey ise kol dayamanın içinde oldu. Yani bu araç her ne kadar biraz daha aile otomobili gibi olsa da kol dayama hatchback versiyondaki kadar derin değil. Yine iki kapaklı açılıyor ama içinde daha az alan var. Bir de yine hatchback versiyonu ekledikleri o kabloyu çıkartma deliği bunda ne yazık ki sunulmuyor. Otoyola çıkıyoruz şimdi. 225 beygirlik güç. Bakalım. Bir kere çok sessiziz. Bunun da yalıtımı baya baya başarılı. Ve şu anda şuradaki ekrandan baktığımız zaman tamamen elektrikle gidiyoruz. İçten yanmalı benzinli motor şu anda çalışmıyor. Ben yola çıktığımda 56 kilometrelik bir menzil gösteriyordu bana. Şu anda 50'ye düştü. Kaç kilometre yapmışız? Daha 4 kilometre yol yapmışız. Yani böyle sakin kullanırsanız tabii ki evden işe gidebilirsiniz. Yani baksanıza, hiç içten yanmalı motoru devreye sokmanıza gerek kalmıyor. Motor detaylarını söyleyeyim. 1.6 litrelik turbo beslemeli motor var. 150 beygirlik güç üretiyor bu. Aynı zamanda 81 kW'lık yani 110 beygire denk gelen de bir elektrik motoru var. Topladığınız zaman hibrit sistemin gücü 225 olarak belirtiliyor. Sistemin toplam torku da 360 Nm. Sessizliğe bakar mısınız? Yani yanımdan araba geçiyor, onun da sesi duyuluyor. Bakın bir tane daha geçecek. Saatte 100 ile gidiyoruz. Yalıtım bence bayağı başarılı. Bu şekilde elektrikle gitmenizi sağlayan 12.4 kilowatt saatlik piller kullanılıyor bu araçta. Ve tam kapasitesi dolu olduğu takdirde de fabrika verisi 59-60 kilometre gidebileceğini söylüyor. Ben şu anda tabii çok temkinli kullanıyorum. Hani buradan da baktığımız zaman, hatta sağ şeride geçeyim hazır boşken, çok böyle üst süratlere çıkmıyoruz. Ama şöyle bir dip gaz yaparsam, İçten yanmalı motor hızlıca çalıştı ve baya baya güzel hızlandık. Bu araç da bir hibrit sistem seçili olduğu için böyle davranıyor. Buradaki sürüş modlarından mesela elektrik modunu seçerseniz, normalde şehir içinde yani Avrupa'daki normlar için kullanılan bir özellik bu, tamamen elektrikle gidebiliyorsunuz. Veya spor modunu kullanmak isterseniz de bu sefer içten yanmalı motoru çalışır vaziyette tutuyor ve hani daha canlı sürüş özellikleri sunuyor size. Yani vites geçişleri de biraz daha hisli oldu şu anda. Yani biz yine hız kurallarını fazla aşmayalım ve hibrit moda geçelim. Pilleri şarj etmek istediğinizde de eğer bir wallbox'ınız varsa, yani 7.4 kW'lık bir akım çekiyorsanız 1 saat 40 dakikada tamamını doldurabiliyorsunuz. Ama şehir akımından şarj edecekseniz orada da gelen akıma bağlı olacak şekilde 3.5 ile 7 saat arasında şarj olma imkanı var pillerin. Genel olarak ben bu motor kombinasyonunu beğendim. Yani hakikaten teknolojik, ekonomik, performanslı olması gerektiği gibi. Ülkemize evet getirilme ihtimali var bu şarj edilebilir hibritlerin, ama ilk etapta 308'ler ülkemizde sadece benzinli ve dizel motorlarla satılacak. Gelelim merak ettiğiniz soruya. 308 Station Wagon ülkemizde satılacak mı? Planlar arasında var mı? Burada öğrendiğimiz kadarıyla, yani içinde bulunduğumuz an itibariyle 2021 yılı Eylül sonu itibariyle önümüzdeki süreç için böyle bir planları olmadığını söylediler. Ama burada tabii etkili olabilecek bir şey sizlerin bu konuya bakış açısı. Çünkü ülkemiz hiçbir zaman bir Station Wagon pazarı olmadı. Ama
otomobillerin güzelleşmesi, bu station wagon otomobillerin daha estetik tasarımlara sahip olması, aile kullanımına elverişli olması neticesinde biraz biraz ilgi artıyor. Tabii orada da karşısına crossoverlar, compact SUV'ler çıkıyor. Yani iki arada bir derede. Tam ilgi göreceği noktada rekabette farklı bir durum ortaya çıkmış vaziyette. Ama yine de ülkemizde yani Passat varyantı örneğine bakacak olursak çok tutmuş modellerden bir tanesi. Hatta ben şu anda Volvo'nun V90 Cross Country'lerini falan da çok görüyorum. Audi'lerde de hani böyle bir ilgi durumu söz konusu ama tabii ki çok hacimli taleplerin olduğunu da söyleyemeyiz. Toparlamak gerekirse ben zaten hatchback 308'i bayağı beğenmiştim. Station wagon da zaten ona benzer sürüş özelliklerinde ve daha farklı, kendine has, daha sportif bir tasarımı var. Arkasının bayağı estetik olduğunu düşünüyorum. Hatta burada lansman boyunca birkaç tane de fotoğraf çekmiştim. Instagram'ı takip edenler o fotoğrafı gördüler ve çok fazla mesaj aldı. Yani o arkadaki çıkıntının sanki bagaj kapağını modifiye etmişsinizcesine çıkıp görünüyor olması hakikaten 308 station wagonu farklı kılıyor. Benim bu araçla ilgili söyleyeceklerim bu kadar. Umarım sizi biraz bilgilendirmiştir. Bu tam anlamıyla bir test sürüşü videosu değildi. Yani 308'i merak edenler zaten ya daha önce çekmiş olduğum 308 videosunu izlemişlerdir. İzlemedilerse de bu videodan sonra o videoyu açabilirsiniz. Çok bilgilendirici, çok doyurucu bir video olduğunu söyleyebilirim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, hoşça kalın. Size veda ettikten sonra arabayı sağa çektim, durdum. Kameraları tek tek kapattım. Fakat o esnada ses kaydediciyi kayda almamış olduğumu fark ettim. Yapacak bir şey yok. Bazen böyle teknik aksaklıklar olabiliyor. Bunun için sizlerden özür diliyorum. Normalde ses bu şekilde olması gerekiyordu. Ama siz kameraların sesleriyle videoyu izlemiş, dinlemiş oldunuz. Umarım sesim sizlere iyi bir şekilde ulaşabilmiştir video boyunca. Hoşça kalın.